Yazar O. Henry Ork ve Polis Madison Meydanındaki bankta kıpırdandı Soapy huzursuzca. Geceleri yaban kazları avazları çıktınca bağırıyor, kabarık kürklü kadınlar kocalarına sokuluyor ve Soapy de parktaki bankında huzursuzca kıpırdanıyorsa bilin ki karakış bastırmak üzeredir. Kucağına kuru bir yaprak düştü Soapy'nin, Jack Frost'un kartvizitiydi bu. Jack Madison meydanı sakinlerine karşı hep iyiydi. Yıllık ziyareti içinde bu şekilde sevecenlikle uyarıyordu. Meydana açılan dört caddenin köşesinde kuzey rüzgarının eline sıkıştırırdı kartvizitlerini. Rüzgar da tüm sokaklarda dolanır bıraktığı kartvizitler sayesinde de bölge sakinleri hazırlıklara başlardı. Kendi başının çaresine bakma zamanının geldiğini hissediyordu Soapy. Karakış kapıdaydı. Bir şeyler yapmalıydı. Bu yüzden bankında huzursuzca kıpırdandı. Aslında Soapy'nin kış için çok da fazla alabileceği tedbir yoktu. Ne bir Akdeniz gezisine çıkacaktı, ne de güneydeki masmavi göklerin özlemini duyardı. Vezüv yanardağına sığınmak gibi bir düşüncesi de yoktu elbette. Sadece 3 ay Blackwell'de kalmayı istiyordu. 3 ay kuzey rüzgarlarından uzakta güvenli bir yerde yatıp kalkmak, kendine uygun arkadaşlar. Bunlar ona fazla fazla yeterdi. Bunun için de adada kalabilmek için yanıp tutuşuyordu. Yıllardır kışları Blackwell'e e sığınıyordu. Ondan daha şanslı olan bazı New Yorklular ise her kış olduğu gibi o kış içinde Palm Beach'e veya Riviera'ya biletlerini çoktan almış olmalıydı. Soapy de yıllık göçünü hazırlanıyordu. Vakit gelmişti. Önceki gece meydanın eski fıskiyeli havuzunun başında uyumuştu. Paltosuna ve ayak bilekleriyle göğsüne sardığı üç gazeteye rağmen üşümekten kurtulamamıştı. Soapy'nin gözünde tütüyordu ada. Hayırseverlerin yaptıklarını hep küçümsemişti. Kanunlar bile daha insaflıydı. İyi piçip sakin ve belasız bir yaşam sürmesini sağlayacak kurumlar vardı. Bu iyilikseverliğinin karşılığını da parayla ödeyemese de alçak gönüllülükle ödeyebilirdi insan. Brutus'un bize öğrettiği üzere elbette her yatağın ve her lokma ekmeğin bedeli mutlaka ödenecek, hesabı muhakkak sorulacaktı. Ancak Soapy gibi konuk olmak kolaydır. Çünkü bazı kurallara uysa da hiç değilse hesabı kitabı yoktur. Adaya gitmeyi kafasına koymuştu. Hemen harekete geçmek için düşünmesi lazımdı. Bunu başarmasını sağlayacak pek çok yol olsa da en zevklisi şık bir restoranda bir güzel karnını doyurduktan sonra hesabı ödeyecek parası olmadığını söylemekti. Böylece hem karnı doyar hem de kimsenin canı yanmadan sakince teslim edilirdi polise. Sonra da yerine yerleştirirlerdi onu. Soapy sonunda bankından ayrılıp Broadway'de yürümeye başladı. Işıl ışıl bir restoran gördü. Durdu. Soapy kendine güveniyordu. Yeni tıraş olmuştu. Üzerinde de şükran günü için hayırsever bir hanımefendinin kendisine verdiği siyah paltosu vardı. Zaten kimsenin dikkatini çekmeden bir masaya oturmaya başarırsa gerisi çorap söküğü gibi gelirdi. Ne de olsa otururken kılığı kıyafeti garsonları kuşkulandırmazdı. Kızarmış ördek yiyecek, yanında bir kadeh içki içecek, tabii sonra bir de pro tüttürecekti. Pro bir dolar tutardı. Bütün yemeği ise restoran sahibinin davacı olmasına değecek kadar çok tutmazdı. Buna karşın kış sığınağına gidene dek Soapy tok tutmaya yeterdi. Ne var ki restoranın kapısından adımını atar atmaz ütüsüz eski püskü pantolonu ve pejmurda ayakkabıları bir garsonun gözüne çarpmıştı. Ensesine yapıştığı gibi sessiz sedasız dışarı attı garson. Altıncı caddeye saptı Soapy. Hayalini kurduğu sığınağına gitmeden karnını güzel bir yemekle doyurması düşündüğü kadar kolay olmayacaktı anlaşılan. Belki de hapse tıkılmak için başka bir yol bulması gerekiyordu. Altıncı meydanda ışıklı bir vitrinin önünde durdu. Yerden bir taş aldı ve hiç düşünmeden camları indirdi camları indirdi. Bir anda insanlar ona doğru koştu. En başta da bir polis. Soapy elleri ceplerinde gülümseyerek polisin parlak düğmelerine bakıyordu. Bu vitrin camlarını kıran adam ne yöne kaçtı? Benim yapmış olabileceğimi neden düşünmediniz ki dedi. Soapy bu heyecanlı soruya karşılık. Sesinde alay değil de bir çeşit memnuniyet ifadesi vardı. Fakat polis camı onun kırdığını düşünmüyordu. Ne de olsa böyle kargaşa çıkaran bir serseri kanun adamlarıyla yüz yüze gelmekten kaçındığından kaçar giderdi muhakkak. Polis az ileride bir taksiye binmek için koşan birini gördü. Elinde copla peşi sıra koşmaya başladı. Soapy yine hayal kırıklığına uğramıştı. Yeniden yola koyuldu. İki defa böyle ardı ardına başarısızlığa uğramıştı. Şaşkındı. Aylak aylak dolaşmaya devam etti. Karşı kaldırımda gösterişsiz bir lokanta gördü. Hani şu karnı aç, cebidelik olanlara göre bir yerdi. Kaba saba tabakları vardı. İçerisi de oldukça havasızdı. Çorbası çok kötüydü. Masa örtüleri ise hem lekeli hem de eskiydi. Soapy onu az önce ele veren pantolonu ve ayakkabılarıyla bu defa rahatça lokantaya girebildi. Bir masaya oturup biftek, kızarmış börek ve tatlı ısmarladı. Afiyetle yedi. Sonra da garsonu çağırıp gözünün içine baka baka beş parası olmadığını söyledi. Hadi ama polis çağır diye devam etti. Ne diye bekliyorsun? Yoksa duymadın mı dediğimi? Polis çağırmaya değmez dedi garson tüm sevecenliğiyle. Sonra da hey John diye seslendi. Çok geçmeden kulağına yapıştıkları gibi soğuk asfalta yapıştırmışlardı soğuk iyi iki garson. Bununla da kalmayıp bir güzel dayak yedi. Üstü başı toz toprak içinde kalmıştı. Anlaşılan yakalanması tatlı bir hayalden öteye gidemeyecekti. Hapishane şimdilik çok uzaklardaydı. Onu o halde gören polisin biri bile haline katıla katıla güldü. Sokak sokak dolaştı. Artık tüm umudunu yitirmek üzereydi. Sonunda eline bir fırsat geçti. Üstelik bu defa çok kolay halledeceği benziyordu. Bir vitrinin önünde güzel bir kadın tıraş takımları ve mürekkep hokkalarına bakıyordu büyük bir dikkatle. Az ileride de asık suratlı bir polis duruyordu. İşte fırsatını bulmuştu bu defa kadınlara sarkıntılık edip onları rahatsız eden sokak serserileri gibi davranacaktı. Genç kadının kibar ve nazik tavırları ile az ileride su borularına yaslanmış duran polisin varlığından cesaret almıştı. Biraz sonra bir polisin kolunda 3 aylığına gideceği kışlık İtalya'sı için biletini sağlama almış olacaktı. Sopi hediye karavatını düzeltti. Üstüne başına çeki düzen verdi. Şapkasının ucuna eğdi. Sinsice kadına yaklaşmaya başladı. Göz kaş etti. Tepki alamadı. Öksürdü. Boğazını temizledi. Kadının yüzüne pişkin pişkin sırıttı. Tam bir sokak serserisi gibi genç kadına sarkıntılık ediyordu. Polis göz ucuyla kendisini izliyordu. Kadın da birkaç adım uzaklaştı. Bu defa vitrini seyretmeye başladı. Soapy kadına doğru birkaç adım daha attı. Sonra cesaretini toplayarak şapkasını çıkarttı. Gelsene hadi ama neden kaçıyorsun? Polis artık açık açık dikmişti gözlerini. Kadıncağız bir el işareti yaptığı an Soapy'nin ada bileti kesilecekti. Sığınağının sıcaklığını hisseder gibiydi. Çok yaklaşmıştı. Fakat beklenmedik bir şey oldu. Kadın bir anda neşeyle koluna girdi ve kıkırdadı. Tabii Mike dedi. Kaçmıyorum. Daha önce konuşurdum seninle ama polis gözünü dikmiş bakıyordu. Soapy yüzü beş karış halde kadınla kol kola polisin önünden geçti. Özgürlüğe mahkum edilmiş gibiydi ve bu onu kahrediyordu sanki. Köşeyi döner dönmez kadının kolundan çıkıp uzaklaştı. Artık kürklü hanımefendilerin ve iyi giyimli beyefendilerin kışın soğuğunda bile neşeyle gezindikleri güzide semtlerden birindeydi. Soapy paniğe kapılıyordu. Yere ya yakalanamazsa ne yapardı? Tam da o esnada tiyatronun önünde bir polis olduğunu gördü. Bir umutla yeniden şansını denemeye karar verdi. Sarhoşlar gibi naralar atmaya başladı Soapy. Yüksek sesle anlaşılmaz bir takım şeyler söylüyor, homurdanıyor, bağırıp çağırıyordu. Baktı, tepki yok. Bu defa çılgınca bağırıp çağırarak dans etmeye başladı. Bir yandan da bildiği tüm küfürleri saydırıyor, sessiz sokaklarda yankılanıyordu. Polis bir süre ona baktıktan sonra Jop'unu elinde çevirdi. Sonra havalı bir tavırla arkasını döndü. Yoldan geçen meraklılara açıklama yapmaktan da geri durmadı. Yale Üniversitesi öğrencilerinden. Bu gece kutlamaları var. Hartford'u yendiler de. Çok şamatacılar ama kimseciklere bir zararları dokunmaz. Emir aldık. Bu gece diledikleri gibi hareket edecek, gönüllerince kutlamalarını yapacaklar. Soapy dans etmeyi bıraktı. Yok yere yoruyordu kendini de olsa tüm umutları suya düşmüştü. Bundan sonra da yakasına yapışmazdı hiçbir polis. Güzel sığınağının hayali canlandı gözlerinin önünde. Adeta cennetin ulaşılmaz çayırlıkları gibi uzaktı. Gecenin ayazına karşı incecik paltosunun düğmelerini ilikledi sıkı sıkı. Bir sigara bayinde bir beyefendi prosunu yakıyordu. Onu görünce bir kez daha şansını denemeye karar verdi. Ne de olsa kaybedecek bir şeyi yoktu. İyi giyimli beyefendi şemsiyesini kapının önüne bırakmıştı. Soapy de kapıya yaklaştı. İçeri girecekmiş gibi yapıp şemsiyeyi kapı verdi. Ancak kaçmak yerine elinde şemsiye ile ortalarda gezinmeye başladı. Adam olan biteni görür görmez hızla arkasından koşmaya başladı. Şemsiyem diye bağırdı Soapy'e yetiştiğinde. Şemsiyemi çaldı. Hırsızlık yaptığı yetmiyormuş gibi pişkin pişkin sırıttı Soapy. Ya demek şemsiyeni çaldım. O halde ne demeye oyalanıyorsun? Hadi polis çağır. Sen de dedin şemsiyeni çaldım işte. Hadi çağırsana polis. Dur sana yardım edeyim. Bak işte şu köşede bir tane var. Şemsiyenin sahibi polisin kendilerine baktığını görünce bir anda yavaşladı. Soapy bir şeylerin ters gideceğini anlamıştı. Duraksadı. Tabi şey ben diye kekelemeye başladı adam. Böyle yanlışlıklar olur tabii. yani insanlık hali. Ben yanılmış olmalıyım. Şemsiye gerçekten sizinse, yani siz öyle diyorsanız öyledir elbette. Ama inanın çalmadım. Bir lokantada bulmuştum onu. Sahibi çıkmadığından aldım. Tabii sizinse buyurun alın. Tabii benim dedi Soapy adama kötü kötü bakarak. Şemsiyenin sahibi beyefendi arkasını döndü. Polis de tiyatrodan çıkan sarışın bir kadın oyuncuya taksi bulmak için uzaklaştı. Doğuya yöneldi Soapy. Yeni inşaatlar yüzünden bütün güzelliğini ve estetiğini yitirmiş olan bir sokağa saptı. Şemsiyeyi de öfkeyle çukurlardan birine fırlattı. Polislere sövüp sayıyordu. Ardı ardına suç işlediği ve onların eline düşmek istediği halde hiçbiri oralı olmuyor, sanki tutuklamak istemiyor gibi davranıyorlardı. Şehrin doğusundaki sakin ve loş ışıklı sokaklara ulaştı dolaşa dolaşa. Oradan Madison Meydanı'na yöneldi. Bir park olsa bile neticede eviydi orası ve insan dönüp dolaşır sonra muhakkak evinin yolunu tutardı. Fakat parka girmeden önce sessizce bir köşe başında durdu. Bir kilise vardı orada. Sivri kulesi yıkık döküktü. Oldukça eski bir kiliseydi bu. Pencerelerinden birinden ise hafif bir ışık sızıyordu. Muhtemelen pazar ayini hazırlanmak için orkla prova yapıyorlardı. Tatlı bir ork sesi de ulaşmıştı Soapy'nin kulağına. Demir parmaklıklara yaslandı. Güzel ezgileri keyifle dinlemeye başladı. Ay pırıl pırıldı, pürüzsüzdü, ışıldıyordu. Tek tük araba geçiyordu. Birkaç insan kalmıştı sadece sokaklarda. Saçaklarda serçeler uykulu uykulu cıvıldaşıyor. Sesleri Soapy'e kadar geliyordu. O anda Soapy'nin gözlerinin önünde bir kasaba kilisesi canlandı. Orgun sesi onu olduğu yere mıhlamıştı adeta. Çocukluğunu anımsadı. Annesinin hayatta olduğu o güzel günleri. Arkadaşlarını, ideallerini, amaçlarını hatırladı. Nasıl da saftı o yıllarda. Tertemizdi. Kilise öyle etkilemişti ki Soapy'yi. Düşüncelerinde ani ve büyük bir değişim gerçekleşmişti. Hayatının aldığı hal Hayatının aldığı hal geldi aklına. Nasıl da korkunçtu. Kötü günlerini düşündü. Sonra boş ve manasız arzularını, umutsuzluğunu, yitip giden yeteneklerini ve onu bu yaşantıya sürükleyen iğrenç davranışlarını düşündü. Yepyeni duygular büyüyordu içinde. Heyecanlanmıştı. Kaderine karşı savaşacak kadar güçlü hissediyordu kendini. Adam olacaktı. Yeniden gerçek bir hayata sahip olacaktı. Ona hükmeden umutsuzluktan kurtulacak, şeytanını alt edecekti. Hem daha vakit vardı, genç sayılırdı. Yeteneklerini, heyecanlı hırslarını yeniden uyandıracak, hatta diriltecekti ve yeni çizdiği yolda hiç şaşmadan, sendelemeden ilerleyecekti. Orgun kutsal ezgileri onu baştan yaratıyordu sanki. Ertesi gün hemen bir iş arayacaktı kendine. Bir zamanlar Kürk tüccarı bir beyefendi yanında şoförlük yapmasını istememiş miydi? İşte o beyefendiyi bulacaktı. İş isteyecekti ondan. Sonra da toplumda bir yer kazanacaktı. Birden biri yapıştı koluna. İrkildi. Dönüp baktı merakla. Bir polis de burun buruna geldi. Ne yapıyorsun sen burada diye sordu polis. Hiç dedi Soapy. Hiçbir şey yapmıyorum. Tabii tabii öyledir. Hadi yürü bakalım. Ertesi sabah Mahkemede yargıç hükmü okudu. Adada 3 ay